Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başlangıç rehberi yapacağım. Aklıma gelen tüm soruları cevaplayacağım. Şimdi arkadaşlar oyuna başlar başlamaz tank eğitimi veriyor. Zaten bunu hesabı yeni olanlar veya Wartunder'a yeni başlayan arkadaşlar bilecektir. Tank eğitimi ve uçak eğitimi veriyor. Arkadaşlar size tavsiyem o öncelikle ikisini yapın. Çünkü o ikisini yaptığınız zaman size altın kartal veriyor. Altın kartalları da size tavsiyem kesinlikle harcamayın. 15 kişi olduğunuz zaman arkadaşlar oyunu az çok öğrenirsiniz, çözmeye başlarsınız. Daha sonra gerek premium hesap alıp istediğiniz bir tanka düşebilirsiniz. En iyi ülke hangisi? En iyi tank hangisi? Dutçu olarak zaten fazla ortalarda bir güç çeken yok. Çekenlerin de hepsi zaten bir halt bilmiyor. İnternette dolaşırken en iyi uçak ve en iyi tanklar diye bir video buldum. Birisi saçmalamış orada. Şimdi en iyi tank, en iyi uçak diye bir şey yoktur. Her tankın kendine has özellikleri vardır. Avantajları ve dezavantajları vardır. Sizin oyuncu stiliniz hangisine daha uygunsa o tankı seçin. Örnekle anlatacak olursam ben zırh istiyorum. Vurulduğum zaman da delinsem bile tek yememek istiyorum. O yüzden ben Alman tanklarını kasmaya karar verdim ve Alman tanklarımı tüm tanklarını açtım. Ben hız istiyorsam da, manara kabiliyeti istiyorsam da Rus tanklarını kasarım. Aynı şekilde gördüğü gibi Ruslar da çek. Rusların manevra kabiliyeti Alman yani diğer ülkeler oranına çok daha iyidir. Özellikle bu 5-0'larda falan, %85'ler özellikle. Ve her ülkenin avantaj ve dezavantajları var. Mesela şöyle örnek gösterelim. Araştırdan. Şimdi mesela 6-0'dan örnek vereyim. Mesela IS-2 her tanka tek atabilir. Bunun avantajı bu. Onunla aynı seviye olan Tiger 1'e geldiğimiz zaman da bunun avantajı ise açı verildiği zaman zırhının daha iyi olması, daha hızlı olması ve daha hızlı doldurabilmesi. Bunun avantajları bunlar. İkisinin de farklı avantajları var. Oyuncu stilinize hangisi daha yatkınsa o tankların, tabii şunu eklemekte fayda var. Rus tanklarının hepsi arkadaşlar topunu aşağı yemiyor. Amerikan ve İngiliz tanklarının şöyle bir özelliği var. Seri atış hızları çok iyidir. Amerika'dan başlayacak olursak Amerikan tankları, M4 tankları mesela 4.3'te ne var mesela? Bu tankın rakibi ne var? Almanlardan örnek verelim. 4.3. Şundan örnek verebiliriz. Panzer IV'un atış hızı M4 tanklarına göre daha düşüktür. Yani M4 tanklarının avantajı kendi seviyesinde zırhlı olmalarıdır. Seri atış hızlarının diğer tanklara göre daha üstün olmasıdır. Ve mermiler de aynı şekilde Almanlardaki gibi şeritten yayar. Amerikalılardan daha hızlı olduğunuzu ateşleyebilirsiniz fakat mermileri hafif olduğu için bunların şeraplar gücü yoktur. Örnekle göstermek istiyorum size. Karnarvon mesela. Karnarvon sabot mermisi alır. Yani APSR mermi diyebiliriz bunu. Tankın içine girdikten sonra herhangi bir şaraplar partisi yaymaz. Ve tankın içine şaraplar partisi yaymadığı için de bir tanka tek atma ihtimaliniz minimum oluşar. Yani bunu normal kurşun gibi düşünebilirsiniz. Olduğu nokta ederler. Hiçbir şekilde şaraplar partisi yaymaz. Fakat Amerika'ya geçelim. Amerika'da mesela onun eşdeğer 6-7'de tank var. Daha demin 280 küsur deliyorduk. Burada ise geliş gücümüz bizim böyle bir 204'e düşüyor. Fakat burada hasar gücümüz artmış oluyor. Bunun gibi. Yani her tankın farklı avantajları var. Daha demin gösterdim Karnarvon tankının deliş gücü üstünken bunun da hasar gücü daha üstün. Gibi gibi. O yüzden bunu cevaplamak istediğim en iyi tank diye bir şey yok yani. Sizin onun üstünüze göre var. Ama size de tavsiyem Amerikan ve İngilizlere bulaşmayın. Amerikan ve İngiliz tanklarının ilk seviye tankları biraz zordur. Hani acemi bir oyuncu için oynaması zor tanklardır. O yüzden bu ortamlara başlayacağınız zaman Rus veya Alman kasın. Arkadaşlarında farklı farklı mermi çeşitleri var. İki tane hasar odaklı mermi var. Birisi APH olarak geçer, birisi de yüksek patlayıcı mermi olarak geçer. Arkadaşlar, yüksek patlayıcılı mermi normal zırhınız gibi delmez. Bir tanka çarptıktan sonra 360 derece etrafı şaraplar yayar ve o şaraplarlar zırhlılar. Bunları zaten ben püf noktasını çekiyorum. Yüksek patlayıcı mermi nasıl kullanılır adlı video çekmiştim mesela. Püf noktasına kadar hepsini anlatıyorum. Sonra da APH yani Almanlar da bunu geliştirmiş var. APC, BC olarak geçiyor. Bunlar da arkadaşlar zırhı deldikten sonra etrafa şaraplar parçayı yayar. Ve oyundaki en iyi mermilerden bir tanesidir. Ve benim görüşümde en iyi mermidir. Bir de bunların daha fazla deneyimi var. Fakat daha fazla delenlerde maalesef hasar vermiyor. Bakın 303 geliyorsunuz ve 400 geliyorsunuz. Bakın heat mermisinde yüksek patlayıcı da var fakat heat mermileri ve APSR mermileri, sabot mermileri, APSR ile sabot aynı şey diyebiliriz arkadaşlar. Olduğu noktaya deler sadece. Heat mermisinde aynı şekilde hasar gücü aynıdır. Sadece olduğu noktaya deler. Fakat APSR'e göre biraz daha yüksek.
hasar gücüne sahiptir. Fakat bu heat mermiyle elipsel mermiler geliştirilmişse sabot oluyor. Sabot mermiler sadece olduğu noktaya derler, hiçbir şekilde şaraptan yaymaz. Fakat bunların da deliş gücü daha yüksektir arkadaşlar. Duruma göre mermi seçimi yapın size tavsiyem. Hani karşınıza delemeyeceğiniz bir hedef gelirse, hiç hasar vermemektense elipsel mermiye atıp, elipsel mermide şunlar oluyor, ucu sivri olan mermiler. Hani hiç hasar vermemektense en azından delin, belki bir Murat'a basın denk gelebilir. Böyle düşünün. Profilinize buradan bakabilirsiniz. Burada farklı farklı şeyleriniz var. Ünvanlarınız var. Tüm ünvanları göster. Mesela ben avcı ünvanı almak istiyorsam buradaki görevleri yapmak zorundayım. Ünvanlar hariç şıklar, bu yazılar hiçbir şey değil arkadaşlar. Bunları pek kafa takmayalım. Şimdi hemen bir tank fiziklerini size anlatmak istiyorum. Mesela ben T10M ile giriş yapmak istiyorum. Çünkü T10M'de daha iyi gösterebilirim size. Alman tanklarına zoom nerf'ü geldi. Mouse'dan örnek verecek olursak, mouse artık hiçbir şekilde zoom yapamıyor. Şimdi öncelikle V tuşuna basarak sniper moduna geçiş yapıyorum. Daha sonra mouse'umu sağ tuşuyla bu şekilde zoom yapıyorum. Mouse'unuzun orta tuşunu da kullanabilirsiniz daha zoom yapmak istiyorsanız veya orta seviyede zoom yapmak istiyorsanız. Şimdi aşağıda ise 1-2 tuşlarında mermimiz var. Mesela şu anda zırh delicide yüksek patlayıcı mermiye geçiş yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi merminin hemen üzerinde tuş var. O mermiyi seçtik şu anda. Geçiş tam olarak yapmadık. Yüksek patlayıcı mermiye geçiş yapmamız için öncelikle top kundağını boşaltmamız gerekiyor. Bunu sadece atış yaparak sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde atış yapmadan top kundağımızı yenileyemiyoruz. WASD tuşlarıyla ileri geri yapabiliyoruz. Her tankın farklı manevra kabiliyeti var. Hızlanması var. C'ye bastığımız zaman tarafımız kilitlenir. Böyle sağa sola bakabilirsiniz arkadaşlar C'ye bastıktan sonra. Veya şöyle bir şey de görürsünüz. Şuradan düşman gelecek. Ben tahmin ediyorum. Şöyle baktım. C'ye bastım. Daha sonra istediğim gibi her tarafa bakabilirim. Benim tarafım oraya doğru görecektir. Daha sonra burada sürücü kamerası falan var. Ben bunların linkini açıklama kısmına atacağım. Tam tank kontrolleri olarak geçiyor. O yaptığım gibi. Onları izlersiniz. Sadece makine tüfeğimizi kullanabiliyoruz istersek. Veya buradan direkt makine tüfeğimizi optiğinden de nişangahından da bakabiliyoruz. Sürücü kamerası, tribün. Bir de bu şekilde otomatik kilitleme de var. Mesafe ölçme de var. Fakat şu anda arcade oynadığım için mesafede kendinden otomatik olarak ölçülüyoruz. Nişangah ışığımızı açıp kapatabiliyoruz. Gece haftalarında bayağı işimize yarıyor. Peki World of Tanks'taki gibi yeni top, yeni taret takamıyor muyuz tankımıza? Şimdi bu oyunda şöyle bir sistem var. Yeni top, yeni taret takamıyorsunuz. Her tankın tareti farklı. Şu aşağıya getirelim. 49 model T-4. Gördüğünüz bir tarete daha farklı. Yani hepsini araştırarak satın almanız gerekiyor. World of Tanks'ta şöyle bir saçmalık var. Bu tankın üzerine araştırarak ekstradan yeni taret takabiliyoruz. Gerçekte böyle bir şey yok arkadaşlar. 49 modele geçiş yapıldığı zaman tarete bu şekilde oluyor. Yani bu tankı da ekstradan kendiniz araştırmanız gerekiyor. Burada zaten farklı farklı görüldüğü tanklar var. Yani 3 tane T-4 tankı var. Hepsinin farklı avantajları var. 47 modelin zırhı daha iyi. Fakat 49 ve 51 modelinde taret zırhı daha iyi. Oyunda yaklaşık bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane T-34 tankı var arkadaşlar. Mesela bakın T-34 1941, 42, T-34 STZ. Hepsinin farklı farklı avantajları var. 1941'e geçiş yapıldığı zaman topu değişiyor. Şöyle gösterelim. 73 deliyor. 41'e geçiş yapıldığı zaman ise gördüğünüz gibi topu daha fazla deliyor. 42 modele geçildiği zaman ise taret zırhı daha iyi oluyor. 34 STZ'ye geçiş yapıldığı zaman görüntüsüne ekstradan 15 metre zırh ekleniyor. 34 57'ye geçiş yapıldığı zaman ise topunuzun kalitesi 57'ye düşüyor 75'ten fakat geliş gücü artıyor. Daha sonra 34-85, 34-85. DT5 ile 34-85 arasında biraz fark var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. T-34-85 elipsel mermi atarken DT-5 serisi top elipsel mermi atamıyor. Yani karşınıza Tiger 2'ler geldiği zaman tutuyorsunuz yani. Elipsel mermiler kalın fakat düz zırhlar için tasarlanmış. Şöyle örnek vereyim size. Şuraya 90 mm delme gücüne sahip olan bir APH mermi atarsanız neler? 135 mm delme gücüne sahip olan bir elipsel mermi atarsanız buradan direkt seker arkadaşlar. Burada mobilite var, koruma var ve ateş gücü var.
Mobil ise tankınızın performansını arttırıyor. Korunma da tamir etkisi, yangın söndürücü gibi gibi. Ateş gücü de tankınızın vuruş gücünü arttırıyor. Paletleri aldığımız zaman arkadaşlar bir yere, bir dağın tepesine daha iyi tırmanabiliyoruz. Ve tankımız daha az sallanıyor. Aynı şekilde süspansiyonu aldığımız zaman da tankımız daha az sallanıyor. Hareketli halde daha isabetli atışlar yapabiliyoruz. Fren aldığımız zaman frenimiz daha güçlü oluyor. Filtre, transmisyon ve motor hızınızı ve hızlanmayı arttırıyor. Kamuflajlara gelecek olursak hangimizde geliyoruz, özelleştirme diyoruz. Burada farklı farklı kamuflajlar var. Bunları satın almıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar kendisi otomatik olarak açılıyor oynadıkça. Hani şöyle göstereyim. Mesela buna kamuflajlarım açık indirmeyi. Yaklaşık 600 tane oyuncu öldürmem gerekiyor. Bunu açmak istiyorsam da burada şey vermemiş. Evet. Mesela bunu açmak istiyorsam 660 tane oyuncu öldürmem gerekiyor. Yani kamuflajları satın almıyorsunuz. Siz oynadıkça kendisi açılıyor. Bu arada oyunu yaklaşık 3-4 yıldan beri oynuyorum. Yani 2014'ün başlarından beri oynuyorum. Şimdi buraya geldiğim zaman kamuflajı bu şekilde büyütüp küçültebiliyoruz. Yani bayağı detay var. Buradan boyutunu ayarlayabiliyoruz. Buradan da kamuflajı çevirebiliyoruz şöyle. Ha, şu anda tuttum. Gördüğünüz buradan kamuflajı ekstradan çevirebiliyoruz. Buradan boyutunu ayarlayabiliyoruz gibi gibi. Buradan da istediğiniz zaman kullanıcı kamuflajı yiyebiliyorsunuz. Ama bunu sadece siz kendiniz görürsünüz. Başkası görmez. Ha, şu şey özelleştirmeye gelecek olursak da mesela Panzer, Panther G. Şunları çıkartayım. Daha sonra bunları da göstereceğim size. Önce yapıştırmaları göstereceğim arkadaşlar. Oyunda farklı farklı yapıştırmalar var. Yapıştırmaları da siz kendiniz kamuflaj gibi açıyorsunuz. Veya direkt düzen oyunculuğu yaparak altın kartı alıp satın alabiliyorsunuz. Bayrak falan alabiliyorsunuz. Mouse'un bozuk olduğu için birçok şey gösteremeyeceğim. Hani şu ayarlama olsun. Shift'e basıp mouse'un ileri geri yaptığın zaman bir şekilde büyük çıkabiliyor. Rus. Fakat mouse'un bozuk olduğu için onu tam olarak gösteremeyeceğim. F'ye bastığım zaman çift yönlü oluyor. Mesela şöyle göstereyim. Çift yönlü yapmıyorum şu anda. Sadece burada oldu. Arka tarafta olmalı. Tekrar yapalım. Aynı olayı. Bu sefer T'ye basıp yapacağız. T'ye bastım. Yapıştırdım. Bu sefer diğer tarafları çıkıyor. Buradan ekstradan. Efektler alabiliyorsunuz. Böyle değil. Mesela Maradona, nişanlar. Ve bunların birçoğu şeyle açılıyor arkadaşlar. Altın kartal açılıyor. He, savaşarak kazanılan efektler de var. Fakat birçoğu boş. Mesela madalya. Ha, bunun size herhangi bir şey artısı olmaz. Şuradan ekstradan kamuflaj da alabiliyoruz kendimize. Mesela çalı. Direkt bunu getirip bu şekilde koyabiliyorum. Görülüyor. Bunlar altın kartalla satın alınıyor. Buna farklı farklı kamuflajları koyabiliyoruz. Ha, bundan ne işinize yarıyor? Hiçbir işinize yarmıyor arcade oyununda. Realistik oyunda daha fazla işinize yarıyor. Çünkü arcade oyunlarda bottaki gibi spotlanma olayı var arkadaşlar. Sizi spotluyorlar. Fakat realistik ve simülasyon modlarında çıplak gözle görmeniz gerekiyor. Hiçbir şekilde spotlanma olmuyor. İşte ancak realistik ve simülasyon modlarında işinize yarar bunlar. İşte buradan diğer gidiyoruz. Buradan ekstradan farklı farklı şeyler alabiliriz. Mesela şu anda öldüğü set aldık. Şöyle yerleştirmek istiyorum ben size göstermek için. Böyle bir yerleştirecek artık burada. Şimdi de saçma saçma şeyler. Tamamen zero oluyorsunuz. Şunları ben çıkartayım. Ha, bu arada şu kamuflajları şu anda satın alamıyorsunuz. Yani şöyle yapayım. Bunu 6 kere koyma hakkınız var. Bu zaman da 1500 altın kartı aldı. Şu anda sadece bu şekilde tekli satılıyor. Bir tanesi 500 altın kartı aldı. Böyle gibi. Altılısı ise 1500 altın kartı aldı zamanında. Burada da oyuna yeni eklenen görev sistemi var. Oyunda yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5 tane para birim var arkadaşlar. Şöyle marketten göstereyim. Bizim 60 kırmızı paramız var. Ben istersem şöyle göstereyim. Yaklaşık 3000 tane kırmızı paradan biriktirip direkt premium bir, daha doğrusu premium bir tank satın alabilirim. Tabii 3000 kırmızı para biriktirmek biraz uzun sürecektir. Buradan ekstradan görev yaparak oradan görevi değiştirebiliyoruz ağır geldiyse. Bunları kazandıktan sonra ve yeterli kırmızı paramız olduktan sonra buradan dediğimiz gibi markette harcayabiliyoruz. Görüldüğü farklı farklı şeyler var burada. Farklı premium tanklar var, farklı yapıştırmalar var. Ve bunlar da kiralık tanklı uçaklar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mesela ben de atıyorum 400 kırmızı para var. Ben bunu direkt satın al diyorum. Bir günlük, 3 saatlik veya 1 saatlik olarak kiralayabiliyorsunuz. Bu tamamen şansınıza kalmış bir şey. Premium araçlara gelecek olursak şu 112P'yi görüyorsun arkadaşlar şu anda. Bakın bunun ödülü, yani puan getirisi 350 ve %. TR5 bir tanka bakalım. T10M mesela. Bunun ise %200. TR5'ten oynasak bile başka bir tankı
Premium tanklar kadar hızlı aşamayız. Premium tankımız ona TR4, T-11'si son seviye bir TR5. Ona rağmen puan getirisi premium bir tank kadar değil. O yüzden premium tank alarak bir tankı maksimum şekilde, maksimum hızla kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz buradan premium hesapta satın alabiliyorsunuz. Ara sıra bundan indirime geliyor fakat çok nadir. Daha sonra işte daha demin gösterdiğim gibi buradan zırh diyorsunuz. Burada bu tankın neresine kadar zırh var. Tamam zırhı kaç, öngörüde zırhı kaç. Burada A'dan Z'ye efektiflerine kadar her şeyini görebiliyorsunuz. Hatta çelik mi? Elimin her şeyini görüyoruz. Mesela burada ne yazıyor? Saatinde ham maddelenmiş, pardon katlanmış homojen zırh yazıyor. Bazı tanklar alüminyum arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz üzere çelik alüminyum bildiğimiz. Görüyor musunuz? Bildiğim füzeler de var. Mesela bu TOW füzesi atabiliyor. ATG mi atabiliyor yani arkadaşlar. Atış yaptık. Ha bende tank var zaten, göstereyim size. Daha aydınlatıcı olur. Mesela bu bende var. Bunun mermisi 600 metre daha gücüne sahip. Modern tankları yandan falan deler yani. Ama kolay kolay delemez. Çünkü şu andaki modern tankların zırhı yaklaşık 800'de ne var orada? T-95 var. Atış yaptı. Bu şekilde görüldüğü gibi yön verebiliyorum arkadaşlar roketime. Sonra gördük. Half-Life'daki Boluka var ya, onun gibi düşünebilirsiniz bunu. Mesela öldürdük şunu. Fakat bu rokette şey falan vuramıyorsun, uçak falan vuramıyorsun, bildiriyorsun. Çünkü uçaklara maalesef bu kadar yavaş bir roket attığımız için yetişme genel. Böyle şeyler de bildiriyorsunuz. İşte bu tanesi böyle bir şey geri geri bu. 50 ile gidiyor arkadaşlar. Hani botçular için çok güzel bir değer. Ayrıca makine tüyümüzde kullanabiliyoruzlar. Hepsinin modellenmesi şu anda var. Eskiden yok fakat şu anda var. İşte bu şekilde arkadaşlar bildiğim gibi. Roketlere bu şekilde kabuğunuzu böyle verebiliyoruz. Bir de bunun bir geliştirilmiş versiyonu var. O 850 fakat onda tek roket var. Bunun roketinin avantajı daha fazla delmesi, daha hızlı gitmesi ve daha seri sağ sol yapması. Okey, şöyle bir şey çizebiliyorsunuz. Bu kadar kontrollü değil bu da. Mesela onu vuramadık. Daha sonra mesela Leopard'a bakalım. Pardon, yanlış yere tıkladım. Evet, evet. Siz tankı oynadıkça arkadaşlar o slottaki mürettebatınız daha da gelişecektir. Mesela şu anda bende ne varmış? 2000 TP puanları, yani XP puanları. Yani kullanmaya hazır XP puanımız bu. Ben bunu mesela radyosudaki bu skill'e vermek istiyorum. Ben bunu istersen bu şekilde fullleyebilirim. Mesela şu anda gördüğünüz gibi XP puanımız düştü. Bu XP puanını istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz burada. Daha sonra buradan as seviyesine de yükseltebiliyorsunuz. Bunları diğer videolarına detaylı olarak zaten size anlatmıştım. İşte araştırma kısmından hava kuvvetlerini de gösterebiliriz. Bu şekilde hava kuvvetleri ve kara kuvvetleri ayarlayabiliyorsunuz. Ve buradan hazır set ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben TR5 maça gireceğim. Direkt buradan seçebiliyorum. Bu arada TR sistemi yok. Muharebe puanı sistemi var. Yani WOT'taki gibi sistem yok bunda. Bu TR sistemi sadece klan savaşları için oluşturulmuş bir sistem. Normal oyuncuları ilgilendiren bir şey değil. Mesela şöyle örnek vereyim size. Bakın. 105'lik Tiger de 5 level, Mouse da 5 level. Ama aralarında 1.0 fark var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunun gibi. Hani Tiger 2 ile Mouse karşılaştırılamaz bir tank. Ona rağmen ikisi de 5 level. O yüzden tier'lerine bakmayın. Muharebe puanı önemli. Tankın gerçek tier'i muharebe puanıdır. Şu anda bunda 7.0 yazıyor görüntüyü. Buradan hazır set ayarlayabiliyorsunuz. Ruslardan geçelim. Ruslardan filmi. Nijer'den geçelim. Mesela ekil ediyorum. Görüldüğü gibi yerli hazır set. Ben buraya atıyorum. Uçak yazacağım. Uçak yazıyorum. Kapat dedim.
haritayı göstermem amaçlı birkaç tane uçak dizeyim. Bu arada yıldız olan şeyler arkadaşlar, daha önce koyduğun bu uçağın mürettebatını gösteriyor. Direkt tank savaşına girmek istiyorum. Pat. 6-0 slotuma tıkladım. Buraya geldi. Uçağa girmek istiyorum. Pat. Tıkladım. Buraya geldi. Gibi. Buradan kafanıza göre slot setleri ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. 6-7 veya direkt 8-0 girmek istiyorsanız 8-0 tıkladınız. Buraya aşağıya geldi. Buradan da biraz sıkı tank mağarı böyle işte basit simsal var, gerçekçi hava gibi. Simülasyona girmek istiyorsan belirli kurallar var. Hani şu anda simülasyona ne gelmiş? Leopard 1 gelmiş. Simülasyon etkinlik olarak gelmiş ya. Kafanız estiği zaman şu tankta gireyim, bu tankta gireyim diye bir şey yok. Şu anda simülasyonda ne varmış mesela diğer 5'te? Leopard 1 varmış Almanlarda, bunlar var. Şu anda ben Mausa simülatöre giremem. Çünkü burada yok. Gibi arkadaşlar. Simülatör de etkinlik olarak geliyor yani. Kafanıza göre her tankta da giremiyorsunuz.